Çok kıymetli konuklarımızla bir aradayız. Cumhuriyet Halk Partisi Saygıdeğer Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bugün aramıza katılarak bizleri onurlandırdı. Kendilerini konuşmalarını yapmak üzere kürsüye onurla davet ediyoruz efendim. Hiç endişe etmeyin. Ben de Ödemiş'le gurur duyuyorum. Ve Ödemiş'lerle gurur duyuyorum. Çünkü son yerel seçimlerde güzel bir karar verdiler. Ve bugün o güzelliğin sonuçlarını yaşıyoruz. İnşallah bundan sonra çok daha güzel olacak. Efendim, benden önceki konuşmaları büyük bir dikkatle dinlediniz. Ben de büyük bir dikkatle dinledim. Küçük küçük notlarımı aldım. İzin verirseniz ben de kısa bir konuşmayla sonucu bitireyim ve ondan sonra da gideceğiz galiba, değil mi Tunç Başkan? Biz zeytin ağacını ekeceğiz. Dikeceğiz daha doğrusu. Güzel. Şimdi belediye başkanımız konuştu. Ödemiş belediye başkanımız konuştu. Tarihsel vurguları yaptı. Ödemiş'i, İzmir'i, Türkiye'yi, Mustafa Kemal'i, Nazım Hikmet'i alıntılar yaparak bize anlattı. Elbette ki bu topraklar bereketli topraklar. Ama bu bereketli toprakları cennete dönüştürmemiz lazım. Hepimiz güzel bir ülkede yaşamak zorundayız. Beraber yaşamak zorundayız. Kimlik ayrımı yapmadan, inanç ayrımı yapmadan, yaşam tarzı ayrımı yapmadan bütün insanları kucaklamalıyız. Dikkat ederseniz Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz ülkemizin neresinde yaşarsa yaşasın, doğusu, batısı, güneyi, kuzeyi ve kim olursa olsun herkesi kucaklamak istiyoruz. Ve herkesle barış içinde, huzur içinde yaşamak istiyoruz. Çok güzel bir tesis yapılıyor. Tesisin özellikleri var zaten. Sayıldı arkadaşlarım. Saydılar daha doğrusu. Birincisi neydi? Şöyle düşünün. Hepimizin atıkları var. Bir naylon torbaya koyuyoruz, kapının önüne koyuyoruz. Birileri gelip alıyor onu, götürüp bir yerlere döküyor. Kentten uzak bir yere götürüyor. Oradan geçerken bir koku hissediyorsunuz ve bir görüntü kirliliği oluyor. Bunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. 21. yüzyılın Türkiye'sinde. İşte bu tesis bunu ortadan kaldıran bir tesis. İkincisi, burada o çöpler alınacak, işlenecek, ayrışacak ve onları biz kullanacağız. Onlar birer değer. Nereye gönderiyoruz? Sanayiye gönderiyor. Sanayi onu ham madde olarak kullanıyor. Bazen sandalye, bazen başka aletler, bütün bu çöplerden üretiliyor. Demirinden naylonuna kadar ve biz ondan da yararlanmış oluyoruz. Yani çöpü, hani derler ya, bir dönem çok sık kullandı İstanbul'un taşı toprağı altın diye. Aslında çöplerin tamamı altın değerinde ve bunları değerlendiriyoruz. Sanayi için ham madde kullanıyoruz. Ortaya çıkıyor. Başka gübre elde ediyoruz. Kimyasal değil, organik gübre. Dolayısıyla topraklarımızı koruyoruz. Daha güzel meyveler, daha güzel ürünler ortaya çıkıyor ve biz onları tüketiyoruz. Başka elektrik elde edilecek burada. Elektrik çok pahalı ama buradan elde edeceğimiz elektrik, düşünün, çöplerden elektrik elde ediyoruz ve bunu interkonekte sisteme vererek herkes bundan yararlanacak Türkiye'deki. O da bizim için çok büyük bir avantaj. Ve söylendi, istihdam yaratacak. Düşünebiliyor musunuz? Dışarıya attığımız, kapının önüne koyduğumuz bir çöpün ekonomiye getirdiği yararlar. Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ödemiş Belediye Başkanımız el ele verdiler. Böyle bir tesisi İzmir'e kazandırdılar. Sadece İzmir'e mi? Bu tesis aslında bütün Türkiye'ye hizmet ediyor. Dolayısıyla bu tesisin değerini hepimizin bilmesi gerekir. Efendim, Ödemiş Belediye Başkanımız övünmek yetmiyor, gereğini de yapmak gerekiyor dedi. Evet, gereğini Tunç Başkan yaptı. Övünmek yetmiyor, gereğini yapmak gerekiyor. Gereği yapıldı ve Ödemişlerin hizmetine sunuldu. Dolayısıyla iki başkanı da yürekten kutluyorum. İki başkan da ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiler. Tabii Ödemiş Belediye Başkanımız haklı olarak konuşurken Ödemiş'i neredeyse dünyanın merkezi haline getirdi. Doğrudur. Ödemiş'i övmesi lazım. Ödemiş'in çok bereketli toprakları ve çalışkan insanları var. Ayrıca bu tesis
Eğer Avrupa'da bir numaraysa Ödemiş'te bir numara olmayı hak ediyor zaten. Dolayısıyla bunu da vurgulamak isterim hem Ödemiş Belediye Başkanı'nı hem Büyükşehir Belediye Başkanı'nı kutlamak açısından. Teşekkür ederim arkadaşlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ayrıca başkan dedi ki bir daha bekliyoruz dedi. Şimdi vatandaşlar tarlada şurada burada çalışıyorlar dedi. Başkan geleceğim, daha bana bir kahve ısmarlamadın. Dolayısıyla benim bir kahve alacağım var. Geleceğim, kahvenizi içeceğim. Ödemiş'i sokaklarını, caddelerini de gezmek istiyorum. Vatandaşlarla merhaba, onlarla konuşmak istiyorum. Bir şekilde iç içe olmamız gerekiyor. Değerli arkadaşlarım, İzmir'in bir özelliği var. İzmir mutlu insanların kenti aslında. Ve İzmir'e gelen herkes, Anadolu'dan İzmir'e gelen herkes bir süre sonra ben İzmirliyim der. Çünkü İzmirli onların tamamını kucaklar. Ve herkes İzmirli olmakla da övünür. İzmir'i mutlu insanlar kenti haline getiren belediye başkanlarıdır. Sizin seçtiğiniz başkanlardır. Onlar sizlere hizmet ederler. Sizlerin sorunlarına eğilirler. Ellerinden gelen çabayı gösterirler. Ama bunu yaparken belediye başkanlarımdan istediğim bir şey var. Harcadığınız her kuruşun hesabını millete vereceksiniz. Çünkü o para sizin paranız değil, milletin parasıdır. Biz bunu yapıyoruz. İhalelerinizi Facebook'tan yayınlayacaksınız. Herkes görecek. Dolayısıyla ihalede öyle göstermelik ihaleler, üç kişi çağırayım, birisine vereyim, aradan aldığım parayı cebime koyayım. Bizim düzende öyle bir düzen yok. Bizim düzen hakça bir düzen. Ne ezen ne ezilen, insanca hakça bir düzen. Böyle öğrendik ve böyle götüreceğiz. Gerçekten de öyle götüreceğiz. Ayrıca şunu söyledim belediye başkanı arkadaşlarıma. Hiçbir ayrım yapmayacaksınız. Efendim bize oy verdi vermedi. Bırakın onları dedim. Oy versin vermesin, her vatandaşa, beldedeki her vatandaşa hizmet götürmek sizin görevinizdir. O insanları kazanacaksınız. Gönlünü kazanacaksınız. O insanlar diyecekler ki ya geçmişte oy verdiğimiz adam kapımızın önünden geçmedi. Bu insan gelip halimizi, hatırımızı sordu. Nasılsınız dedi. Dertlerimizi sordu. Hiçbir ayrım yapmayın ama bir pozitif ayrımcılık konusunda özel bir alan belirledim. Eğer bulunduğunuz beldede fakir mahalleler varsa, ihtiyaç sahibi ailelerin yoğun olduğu mahalleler varsa oralara pozitif ayrımcılık yapın. Oralara daha fazla hizmet götürün. Oradaki çocuklarla daha fazla ilgilenin. O mahallelerde kreşler açın. Anne güven içinde gelsin, çocuğunu kreşe bıraksın. O annenin de sokağa çıkmaya, pazara çıkmaya, taziyeye gitmeye, düğüne gitmeye, alışveriş yapmaya hakkı var dedik. Dolayısıyla o anne de çocuğunu güven içinde bıraktığı zaman kent kültürünü öğrenecektir. Kentli olmanın ne kadar güzel olduğunu öğrenecektir. Dolayısıyla bu pozitif ayrımcılığı da belediye başkanlarımız yapıyorlar. Bir şeyi sakın unutmayın. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerinde halka hesap vermek vardır. Bizim genlerimizde var bu. Harcadığımız her kuruşun hesabını millete veririz. Ama ihtiyaç sahibi ailelere yardım yaparken de onların onurunu koruruz. Onların yoksulluğunu teşhir etmeyiz. Sağ elin verdiğini sol el görmesin deriz. Bu amaçla, bu felsefeyle hareket ederiz biz. Ve her kuruşun hesabını vermenin onurunu taşırız. Hep birlikte taşırız. Bizim geçmişte yaptıklarımızı iktidar mensupları parça parça sattılar. Fabrikaları sattılar, tarlaları sattılar, her şeyi sattılar. Şunu sakın unutmayın. Biz yaparız, onlar satarlar. Biz israftan çekiniriz ama onlar israf yaparlar. Bizimle onlar arasındaki fark, beyazla siyah arasındaki fark kadar derindir. Biz içimiz dışımız bir ayna gibiyiz, cam gibiyiz. Dolayısıyla biz halka hizmet etmeyi bir vatanseverlik olarak görürüz. Onlar ise görüyorsunuz, son zamanlarda duyuyorsunuz, okuyorsunuz. Gazetelerde var, televizyonlar şakır şakır söylüyorlar. Rüşvet alanlar, milyarları götürenler, pazarlanan ihaleler, milletvekillerinin içine düştüğü bataklıklar, siyasetçilerin içine düştüğü bataklıklar, bütün bunları görüyoruz. Ne diyorduk?
Ne diyorduk? Beş maaş, ya beş maaş değil, beşi geçtik çoktan. Beşi çok, gerçekten beşi çoktan geçtik. Ya milyonlarca işsiz var kardeşim. Bir yerden değil, iki yerden değil, üç yerden değil, beş yerden değil. Bunu AK Parti milletvekillerinin yüzüne bakarak bütçe görüşmelerinde söyledim. Ya siz bunu hak ediyor musunuz dedim ya. Ya yukarıda dedim ya, gerçekten inanıyor musunuz buna? Ya Allah var kardeşim ya. Bu kadar işsiz var ya bu memlekette. Beş yerden maaş alıyorsunuz. Adam evine ekmek götüremiyor. Ya böyle bir düzeni siz nasıl savunursunuz? Bunu söyledim. Defalarca söyledim. Söylemeye de devam edeceğim. Adaleti sağlayacağım. Ama en büyük desteğim sizlersiniz. Sizlerin sayesinde yapacağız. Hiç endişem yok. Yerel seçimlerde ne demiştik? Mart'ın sonu bahar demiştik, değil mi? Mart'ın sonu bahar. Şimdi ampul patlayacak ve güneş doğacak bu ülkeye. Hiç endişe etmeyin. Güneş doğacak. Her şey aydınlık olacak bu ülkede. Her şey. Siyaset de ahlakta olacak. Bütün bunların altyapısını oluşturuyorum. Hepsinin birebir altyapısını oluşturuyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim. Hiç meraklanmayın. Her şeyin de yeri zamanı gelince hukuk içinde hesabını soracağız. Değil mi? Ben 128 milyar dolar fakir fukaranın alın teri birilerine peşkeş çekiliyorsa bunu sormamız lazım. Sormayın diyorlar bu soruyu. Ha bugün ben yine soracağım, ileride de soracağım. Kul hakkı yiyenin burnundan fitil fitil yatıracağım. Hiç kimse bundan endişe etmesin. Efendim bu güzel tesisi hizmete açan, yapan, burada çalışan, mühendisinden sade işçisine kadar, yapan müteahhidinden, müteahhide bu hizmeti yapması için karar alan Büyükşehir Belediye Başkanımıza, Ödemiş Belediye Başkanımıza, burada İzmir milletvekillerimiz var onlara ve değerli genç yakışıklı İzmir İl Başkanımız var ona ve bütün arkadaşlara, belediye başkanlarıma yürekten teşekkür ederim. Bütün bu çabaları ittifakla, Millet İttifakı ile birlikte yapacağız. Millet İttifakı ile birlikte yapacağız. Beraber olacağız ve bu güzel ülkeye demokrasiyi getireceğiz. Hiç kimse tweet attım diye hapse girmeyecek. Bunu demokrasiyi, bütün özgürlük alanlarını genişleteceğiz. Çiftçi üretecek ve çiftçi kazanacak. Sanayici üretecek ve sanayici kazanacak. Türkiye üretecek, işsizlik son bulacak. Bütün bunların hepsini yapacağız. Benim size sözüm sözdür. Bu sözlerin tamamını yerine getireceğim. Yeter ki destek verin. Destek verin. Destek verin, güzel bir Türkiye inşa edeceğiz. Destek verin, bölgesinde ve dünyada saygın olan bir devleti inşa edeceğiz. Destek verin, hiçbir egemen gücün başkanı, bir numaralı koltukta oturan kişi, yani Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlığı, Bakanlığı, mal varlığı dolayısıyla tehdit edemeyecek. Bütün bunlara son vereceğiz. Ahlaklı siyaset, düzgün siyaset. Herkesin çalıştığı, alın terinin kazandığı bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. Sayın Genel Başkanımıza çok teşekkür ederim.